Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi geçen hafta hatırladınız mı? Ne işliyorduk? Hatırlayan var mı? Zimni vahiz sari. Tamam. Şimdi bu enfusi dersin alfabesine, yani bir insan yeni bu işlere başlarsa nasıl başlaması lazım? Nereden hareket edin? İstersen şu çantaları da bir yere koy da kapıyı kapatalım. Ondan sonra neden açılmıştı? Bakayım burada şey var mı? Ruh. Şurada. Şimdi ruhun 4 özelliği var demiştik. 4 özelliği. Kalem getirdiniz mi? Evet. Ondan sonra 4 özelliği vardı. Sen de kalem getir sana. Bir, ruhun bir hakikati var. Bir mahiyeti var. O tabir çok önemli. Bak şimdi. Risale-i Nur külliyatında nerede mahiyet görürseniz bir de hakikat var. Bir de geçen hafta bir de şey bahsetmiştik. Kanuniyetini. O isterseniz onu da sokayım de, çünkü siz bilmeniz lazım. Var mı bir şey Silgi? Onu pek millete anlatmıyoruz çünkü onun şey olur diye. Bak, nerede mahiyet görürseniz, hakikat görürseniz, bir de kanuniyet, bir de suret. Hemen şunu düşüneceksiniz aklınız. Tefekkür, zorlamayacaksınız artık. Bunun üzerine bina edeceksiniz tefekkür. Tefekkürle düşünce arasındaki farkı burada mı anlattım? Evet. Anlattım değil mi? Heh. Biliyorsunuz tefekkür, düşünce. Düşünce malzemeyi toplamaktır. Yavrularda, imansızlarda, şeytanda düşünce vardır. Tefekkür yoktur. Arasındaki geçebilirsin abi, gel abi. Tefekkür. Tefekkür nedir? Nasıl anlarız? Düşünce mi? Buraya bak. Tefekkürle düşünce arasındaki fark şu. Bir şeyin olgunun, hani düşünce, ikisi de düşünce zahirde gözüküyor. Bir olgunun neticesinde huzur getiriyorsa sana, o tefekkürdür. Eğer bir şeyin kavruyorsan, yani kuru bir bilgi veriyor yani, dimağını çalıştırıyor. Dimağ, bu düşüncedir. Yani tefekkürün sonunda huzur vardır. Düşüncede yoktur. Şimdi mahiyet görürsek ne diyeceğiz hemen? Sıfatı düşüneceğiz. Mahiyet sıfata bakar. Onun şeyini yazacak. Hakikat ise esmaya bakar. Kanuniyet nedir? Kanuniyet de evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye, biraz daha açayım. Evamiri tekviniye, yani yazılım, yani çekirdekteki yazılım, çekirdek. Yani yazılım dediğin program mı abi? Program. Biraz da açtık. Yani daha böyle bize yakın. Bu da mertebe şey değil, tesadüfen değil. Yani bu yazılım da içerisindeki mertebedir. Bunlar içinde ikisi, üçü de aynıdır değil. Evamidir, tekviniyen camidir. Yazılım, çekirdekli program. Tamam. Suret ise esmanın, esmaların noktada virgül cil ve cemal nakış
sanat bütünlüğüdür. Bütünlüğü olan alemin şehadettir. Şimdi bunun için arada boşluk yaptım. Tamam mı? Şimdi bu buralar, bunlar cilvedir, cemaldir, nakıştır, sanattır. Sanat, ondan sonra sanat, bütünlüğünün alemi şahadetteki, bu alemi şahadet, mesela eliniz, ayağınız, Esma'nın dişe vuruşudur. Alemi şahadet, bu ahiretinin güzel ispatı ders yaparken, Hanefi hatırıma geldi, Allah yardımcısı olsun asker değil mi? O çok hoşuna gidiyordu o. Onu çok acayip gülmüştü bunu görünce. Bunu ders yapınca kullanacaksınız deyince, alemi şehadet, şehadet neymiş biliyor musunuz? Avalimi gaybiyenin, alemi gaybiyenin yani, üzerinde ki teneli perdesidir. Perdesidir. Peki ne yapacak? Ne getirecek? Ne oldu? Elinde ne oldu? Mesela odun. Odun surettir. Uygulayayım. Odun surettir. Duman, nur, nar, ısı ve dalga boyları. Boyları nedir? Kanun mudur, hakikat mıdır? Kanun. Kanun. Ortaya çıkmıştır. Hakikattır. Peki kanun neydi? Onların içerisinde bulunan demiralar. Bunların içinde bulunuyor yani. Evet. Bunlar ortaya çıkmış ama. Çıkmış hakikat artık. Tamam. Şimdi bu sistemi bileceğiz böyle. Bunları çekerseniz telefonunuzda lazım olur size. Yazıyoruz ama. Öyle mi? Ha, yazıyor. Ha, tamam. Lazım olur. Şimdi bu ne işe yarayacak? Hanefi onun için hatırladım hatayı. Şimdi suret nerede? Odun neredeyse duman da oradadır. Ayrı düşünemezsiniz. Şimdi bana düşün, düşün ki odun başka yerde, duman başka yerde, nur başka yerde. Olur mu? Cık cık. Olmaz. Ahiret nerede? Suret neredeyse oradadır. Ahiret dünyadadır. Nesi? Sureti. Dünya nedir? Alemi şahadet şu. Alemi gaybın suretidir. Alemi gayb nedir? Ahiretin dünyanın hakikatıdır. Peki ahireti nasıl olmak istiyorsun? El cevap. Biz Allah'ı seviyoruz. Başka soruyu da cevap vereceğim. Allah bizi seviyor mu? Bunu öğrenmek istiyorsan yaptığın işe bak. Çünkü Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Başka? Allah bir kulunu severse sevdiği işlerle meşgul eder. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Seçer insanlar dinine seçer. Tamam mı? Bu hadisi kutsi bunlar. Şimdi Allah beni seviyor mu? Herkesin en çok merak etti. Yaptığın işin içindedir. Ve belki riya şöhret gözükebilir yani bu işler yani. Tamam. Ama sen iç aleminde bak bakalım. Allah öyle bir Allah'tır ki şöhret için bile yapsanız şu dini Allah sevapsız bırakmıyor. İhlas risalesinde ihlassız olan amelleri bir veriyor. Sıfır yapmıyor. Gene anlattığın için diyor. Öyle kalit, tabi öyle böyle hoş bir Allah. Bir şey geldi sana bana. Çok hoşuma gidiyor Allah. İhlassız değil de, dinsiz de olsan mükafatsız bırakmıyor. Etmiyor. Bununla ilgili bir misal vereceğim. Diyor, tarikattan hilafet aldı diyor gayrimüslim birisi. Başladı irşada. Talebeleri irşad oldu, evliya oldu. Baktılar ki bu gayrimüslim, dini yani Hristiyan. Ne yaptı? Cenab-ı Hak irşad ettirdi talebesiyle, nasip etti o imanı sonuçta. Tekrar talebelerin başı şeyh oldu. Şeyh oldu. Ya Allah o kadar lezzetli ki şu anda onu hissediyorum ya. Allah o kadar tatlı bir şey.
hiçbir şey değiştirmeyecek kadar. İnancımdan söylemiyor. O kadar hoş bir Allah ki. Beni böyle getirmiş, size konuşturuyor. Konuşturan Allah. Ne konuşuyoruz bak bak. Allah çok bir şey değil, çok hoştur. Ona güven. Hiç korkma. Hiçbir şeyden korkma. Öyle diyor zaten. Ben hep kork diyor. Kork demiyor tabii. Haf et diyor. Türkçe'de korku yazdık. Korku haf değildir. Haf camidir. Mesela üniversite diplomasında, ortaokulda var değil mi? Lisede var. Üniversite diploması haftır. İlkokul diploması, ortaokul diploması. Şey, korku ortaokul diplomasıdır. İçinde var. Korku nedir? Haf kalbidir. Çocuk babadan korkar, anneden haf eder. Korkuda lezzet vardır. Tamam. Şimdi ben bunu ne anladım? Bu ahiret. Ahiret o kadar kolay. Bak neredeymiş. O kadar kolay bak izah oldu ki. Yani o ahiret nerede? Dünyanın neresindedir? Nur odunun neresindeyse. Ahiret de dünyanın orasındadır. Ruh nerededir cesette? Odunun neresinde nur varsa ruh da cesedin orasındadır. Odunun neresinde duman varsa nefis de bedenin orasındadır. Odunun neresinde duman varsa cehennem de dünyanın orasındadır. Hakikati ben. Şimdi geliyorum ruhun mahiyet ve hakikati. Bunu aldık mı? Ha. Şimdi ben ruhu şeyden açılmıştım. Ene'den çıkmıştık değil mi? Ene mahlup değilmiş dedik. Oradan. Bir de orayı ben göstereyim. Buradan bakarsanız tazelenmiş olur. Bu acele etmiyorum. Belki de 50-100 tane ders dahi olsa şey yapmak istiyorum böyle. Bu alfabesini zaten belirli yerden sonra siz yürüyeceksiniz. Yani ben temelini şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl çalışacağız? Yani nereden başlayacağız? Siz değil, bayağı soranlar da çok olduğu için bakar kardeşler. Şunu açıyoruz. İngilizce mi? Ha, İngilizce mi bu? Ha, bu İngilizcesi. Şeyde yayınlanmış. Ha, bu tam İngilizce. Evet abi. Biraz önce Türkçesiydi. Yok, hususi irade diyordu onu şey, o Türkçeydi. Abi şu bastığınız yanında İngilizce. Bakayım. Evet, Türkçe. Bak, Allah varken hiçbir şey yoktu. Siz daha iyi görüyorsunuz burada. Bunun hakkında bir bilgi yoktur. Hasan Amca külliyat okurken biz burada, şimdi biz de böyle dersler çıkarabilmek adına diyorum. Şimdi diyelim ki geçti konu. Kanuniyet veya hakikat veya şuur diye. Nedir bu şuur diye bizim kafamıza takılması lazım. Okurken de bu şuura bakan, şuur izah eden yerleri böyle atıf yaparak, not ederek harika. Şuur açılımı mı yapmamız gerekiyor? Şemel en azından basit enfusi lügatımız var. Sitede var, indirebilirsiniz. Tamam. Hemen şuur nedir? Şuur belki de 12 ders var bizim. Sana lazım yarım böyle bir sayfanın dörtte biri o kadar veya bir sayfa. Veya yarım sayfa. Şuur nedir? Tık tık. Şuur nedir? Şuur. Mesela şöyle diyeyim. Bak şimdi. Bunlar daha dikkatli olabilir. İnşallah şey yapmamışız. Bak cismaniyet. Bak şunu kastediyorum. Bak. Şimdi cismaniyet, cisim, ceset, beden. Dört tane şey. Bak. Ceset, beden, cisim. Bak. C-I, cisim, beden, cismaniyet, dört tane. Hemen bak, uğraşmayacaksınız, ben uğraştım zaten buna. Bundan sonra siz gelecek nesil uğraşmasın. Yani basın kafama çıksın. Ha bak şu, bak diyorum, cismaniyet neymiş? Şey, ceset suretmiş. Bak, ceset esmaların en kesif suratlarıdır. Atom olarak görülmesidir. Mekanı ve zamanı olan, mekan ve zamana tabi olan, yer kaplayandır. Ceset gelip geçicidir. Ceset kudrete dayanır. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetin o mahiyet ilmiye sürer, o şey vücudu harici verir. İşte bu vücudu hariciye cesettir. Atomların donmuş halidir. Cisim zahirde gözükmez. Cisim bak son tarafta. Şurada bak. Görüyor musun? Bak. Cisimi kimse görmez. Cesedi görürüz. Ceset atomların donmuş halidir. Zahirde gözüken cesettir. Cisim sıfatı, ceset ise beden.
Cisim daha cami, ceset ile beden dişe vuruşlar. Ceset ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Şurası kabirdir. Bak şimdi, hemen ceset hakkında külliyat artık günlerce uğraşma. Tatçık. Beden neymiş? Ben sana hemen söyleyeyim. Ağınlarda var ya böyle ampulde yanıyor şey. Yanıp sönüyor, yanıyor. Saniyede kaç defa yanıp sönüyor? 60 defa. Her dırırtların o andaki kendisi bedendir. Bak bir sürü zar var. Bir de söyleyeyim. Beden anlardaki fertlerdir. Anda olandır. Cisimde olup cisim olmayandır. Cisim zahir vesaire. Cisime geç. Esmaların cilve cemalınlaşı sanatların bütünlüğüdür. Cisim zahirde görünmez. Zahirde gözüken cesettir falan. Bu tercihli getir diyoruz. Cesedi at içine. Bedeni at. İ. Cisim. Ezberleyin. E. E. İ bir var. C. E. Ceset. C. İ. Cisim. Beden. Koy tencereyi. Tencereyi koyduk mu? Karıştır. Bu üçünü dondurduk. Ortaya çıkan bunların dışında cismaniyettir. Cismaniyet nereye kadar cismaniyettir? Bak bunu kapatıyorum. Cismaniyet şuraya kadar cismaniyet arkadaşlar. Bak. Şu. Şuraya kadar cismaniyet. Şu arşı görüyor musunuz? Şu cenneti al içine. Şu silet-i muntah var ya cennetin son şeyi. Muntah sizi aldatmasın. Cennetin mekansız mekanı. Yani yok sonsuzu ama Allah canibine bakışlar son muntah. Siddet-i muntah o demek. Cennetin son. Bak şuradan mouse'umu gördünüz mü? Şuradan şurada oturuyorsunuz ya. Görüyor musunuz tahtayı? Ha şu tahtadan şu bulunan şu anda sen cesetsin. Gözüken donmuş atomdur. Şeyler ise beden ise anlardır. Ceset ise cisim ise gözükmez. Haletlerin yansıdığı şey. Mesela şöyle diyeyim. Hayal gözüktü senin. Hayal kızardın. Hayal kızarma değil. Hayal cisim gibidir. Ama kızarmış cesettir. Kızarmış. Şimdi bak buradan şu cesedi görüyorsunuz. Şey bedeni şu. Çık yukarıya. Bunları komple şuraya kadarki yerin adı neymiş? Cismani. Aynı zamanda kainat buranın adıdır. Kainat deyince külliyat arştan aşağıdır. Kainatın damı şudur bak arştır. Unutmayın bunu çok önemli. Çizim zihninize daha kalsın. Bak. Kainat nedir? O çok geçiyor külliyatta. Kainat. Bak kainat. Çizerek göstereceğim. Orada gösterdim mi? Fazla intikal olmaz. Bak arkadaşlar. Şecen-i Hilkat'ta kainat arası söyleyeceğim. Yukarıya çıkmıyorum. Burası aşağı, arş. Burası cennet, cehennem. Burası daire-i ilim. Burası daire-i hayat. Burası nefis, şeytanın takıldığı yer. İmanın yoktur dediği yer burası. Bu adam kürstür. Bildiği şey buradan aşağıdır. Ortaokulu bitirenler lise müfredatını bilmediği için bilmez ne konuşursa ilkokul ve ortaokul bilgisiyle konuşur. Elma, gel geri tomurcuk, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. Buradan takılmış. İmanın olup olmadığını buradan aşağısını bilir. Buradan yukarısını bilemez. Oysa imanın yeri ta kapı karşısındadır. Orada haberi yok. Üstad diyor ki ona ne oradan dedi haberi olacak ne der diyor hayali ulaşır. İmanın yoktur deyince kürsten aşağı imanın olmayabilir. Sen ondan sürün. Peki aslı imanın var. İmanın bir sureti var. Bir hakikati şey mahiyeti var yukarıdan aşağı. İmanın mahiyeti var. Hakikati var. Kanuniyeti var. Sureti var. Sureti eylemdir. Televizyona bakmıyorsun. İnternete girmiyorsun. Namaz kılıyorsun. Bu nedir? Suret.
Namaza karşı iştiyak kanuniyet. Ondaki halet hürriye, hakikat, Allah'ta olan tarafı mahiyet. Onu bilmiyoruz. Tamam mı? Şimdi ben size kainat deyince, külliyata geçince aklımız nereye gidecek? Kainat. Onu şey yapıyorum. Kürs, burası da lefi, ma, ispat. Burası da alemi, şehadet. Bir sürü yerler var arada da fıçı yapmıyorum. Şimdi unutmayın, kainat deyince bunun yukarısı da var biliyorsunuz. Tamam mı? Var. Kainat deyince arkadaşlar, şuradan aşağıya. Kainat. Hatırınıza gelecek. Aynı zamanda bu cismaniyet. Harika. Kim dedi bunu? Hoşuma gitti. Abi, cismaniyet. Kainat bu. Şeceri-i hilkat nedir? Şuraya bir tane de şey yapalım. Bak şuraya yapmış, kabul et. Aşağıda yukarı ne var? Arşın üstü nedir? Küs. Hayır. Arşın üstü. Arşın üstü. Aşağıda mı? Aşağıda ne? Arşın üstü demek ki hiç çalışmadınız. Evet. Lef mahfuz. Lef mahfuz. Tamam, lef mahfuz, arş-ı azam. Mahfuz. Arş-ı azam. Mecbur. Arş-ı azam. Nur. Burası Nur Muhammed. Nur Muhammed-i Mecul diyelim. Yazının içine girdim. Şeceri-i hilkat deyince arkadaşlar, Esma. Bak şeceri-i hilkat deyince arş-ı azam onun damıdır. Şuradan. Şeceri-i hilkat. Bunu enfusi ders istiyorsanız bu alemleri ezberleyeceksiniz. Hiç şansı yok. Bunu tat diye alfabe gibi bileceksin. Yoksa yok. Bir de enfusa geçmek için kesinlikle kesinlikle ilim değil. İlimden önce terk var. İnternet mi internet olmayacak. Başka hiçbir işe yok. Kesinlikle durmaz kafalar. Ve senin mesken ihtiyaz etmez. Senin ismin Ömer. Soy ismin neydi? Şeceri Hırkat. Ezberleyeceksin. Soy ismin bu olacak. Arş kainatın damıdır. Arş-ı azam ise şeceri hırkatın damıdır. Üstü ne oluyor peki? Bunun üstü mecul, damın üstü, ondan sonra şey ya. Şunun altı. Yok, esma. Sıfat. Sıfat. Şunat. Mahiyeti zatiye. Biz onu şey yapalım da, bilgisayardan o cübbelik dolabına yapıştıralım mescide. Mesela bunu bir tane var, ben ki söyleyin hatırlayın, ben size getireyim. Yani Ankara'da basmışlar, getirmişler. Tamam abi. Böyle bunu gelip geçerken zihninizde kalsın. Zaten ne asarsanız ustadır bile arkasına tarikette astığı lavabır. Yani şunuz olmasa bile böyle geçerken takılsan, mesela psikoloji bozuk olanlara diyorum ki seni motive eden, seni inşa eden, kuyudan çıkaran, dürbünlük vazife, merdivenlik yapan bazı cümleleri 3 gün az, A4'e yaz, az. Okumasan bile bir yere mutfağına az, yatak odana az, başka bir tane, salona az, 3 gün odursun. Geçerken böyle takılır. Tamam mı? 3 gün sonra başkasına az. Bak nasıl insan motive ediyor. Kelam çünkü sihirdir. Seni sihirliyor. Sihir. Yalnız fark şu. Öteki sihirler sana rağmen yapılmış, bu sen istiyorsun. Daha çabuk sihirleneceksin. Sihirdir diyor. Sihri beyanı 48 mahkeme. Tamam mı? Ben burayı siliyorum. Şimdi kainatı, cismaniyeti, bu çok önemli. Tefekkürünüzde kainat. Ha kainat cennet cehennemi kapsıyor. De onun üstü var. Tamam. Şimdi abi şey, cismaniyetin kanuniyeti. Cismaniyetin kanuniyeti bu cismaniyet, onu açayım. Üç tane surette hakikati mahiyeti yazmıyor. Dördüncü yazmıyor dedin ya bir yerde. Kanuniyeti yazmıyor. Yazmıyoruz. Yani kanunların olduğu yer aşağıda. Şurası bak göstereyim. Niye kapattım onu? Dur. Göstereyim arkadaşlar. Neyse şunu, her şeyin kanunların olduğu yeri ben size göstereyim de.
Her şeyin kanunu nerede? Şurada. Şecere hikat nerede? Kapatmasaydık. Şu muydu? Arkadaşlar bak. Her şeyin kanuniyeti şurada. Görüyor musunuz? Ondan sonra bu cebel noktası. Bak bakayım kanun, bak görecek misiniz? Siz beraber yapın. Bak. Ne gördüm? Kanun göreceksiniz. Kanunlar nerede? Bak. Bak bakalım nerede? Burada. Şahit kanun. Nerede? Kanunlar görüyor musun? Evet. Evet. Burası kanun. Kanuni. Çünkü mesela diyelim ki nasıl olur? Cismaniyet. Cismaniyet bir tabirdir. Mesela ruh nerede? Ben siz düşünemez. Yani bende ama cesette, ama cesedin içindedir, değildir. Ben düşünmüyorum için. Ruh daha canlı oldu ama cesedimiz diyoruz. İşte kanunlar da aşağıdaki gibi ama aynı ruh gibi içindeki bir sıfat. Yani bu burada. Gördün mü? Mesela ruh daha üstün değil mi? Bu cesedin neresini koyacaksın şimdi? Üstündür diye. Mesela kalp üstün, akıl mı? Aynen. Kalp üstündür. Çünkü akıl onun bir şubesidir. Söylemiştim. He, bunu söylemiştim. Kalbin iki ayağı var. Kalkarak gösteriyor. Kalp. Beni kalp düşün. Bir ayağı. Dimağ. Bir ayağı. Vicdan. İkisini cemidir ama fazlası da. O zaman peki kalp, akıl niye şecerik ilkatta yukarıda gösteriliyor? Şurada. Ben çok o sorulabiliyor. Şu kalp. Arş. Yani arşın bizdeki karşılığı. Tabii tek tek geleceğiz daha gelmeden. Tahtın bizdeki karşılığı. Şey, lef-i mahfuz. Tamam, lef-i mahfuz bizdeki kalp. Peki yukarıda o. Kafada da yukarıda kalpte de. Dikkat edersen. Yani buradadır. Yani yok. İlk vahye muhatap olan dimağdır. Kafadır. Mesela kafa yok delinin, hayvanın, çocuğun. Yani kalbi var. Ama dini yok. Delinin, şey, hayvanın şeyin dini yoktur. Yani kalbin bir ayağı olmayınca ayakta duramıyor. Duramıyor. İlk muhatap, vahye muhatap olduğu için nefis mahfuz üsttedir. Çünkü akılsız bir kalp, marifetsiz bir kalp. Mesela gelirken bir şey sordu bana. Dedi ki şatak niye olur böyle, dengesiz niye olur? İnsan niye böyle bazı tarikat ehli veya bazı nurcularda böyle okuduğu halde garip garip şeyleri oluyor. Bazıları zikrettiği halde garip garip oluyor. Bazıları, bak şimdi, bir insanın aklı ile, dimağı ile, unutmayın bunu bak. Böyle yapıyorum ki 25. karosu. Dimağı ile imanı arasında ne kadar yakınlık olursa o kadar dengeli olur. İmanı yukarıda, aklı aşağıda ise vahdet-i vücut gibi veya böyle şataat gibi, bazı tasavvufçular gibi manyak çocuk işler söyler, yapar. Böyle acayip acayip şeyler olur, tamam mı? Buna şey deniliyor, meczupluk denilir. Ama bazı nurcuların aklı yukarıda, iman aşağıda. Bu sefer o iman arasındaki o fark kadar sıkıntı çekecektir. Ne kadar ikisi yakın olursa, tamam mı? O ne kadar, hani aklı, bu ilimle aklı inşa ettiğimiz gibi inşaat, kalbi ihya edersek, o zaman hem aklen hem kalben donanımlı olursun. Zevkli ol. Şey de bu sınıfa girer mi abi? Kimisi mesela Nurcu adam bakıyor ki çok yüksek hakikatlerden gerçekten bahsediyor. Ama bakıyorsun ki hayatta takva yok. Böyle hani o imanın gerektirdiği vasıf üzerinde yok. Gözükmüyor. Kimisinde de işte müthiş bir şey gözüküyor. Hani taassup. Fakat hani şey var. İlim yok. İlim yok. Hani böyle bunlar da aynı bu iletişim. Aynı. Mesela ne sakatlık olursa olsun bak. İmanla akıl arası düşüneceksiniz. İman kalptedir. Akıl onun bekçisi ve süpürgecisi. Tamam? Unutmayın bu şeyi. Ne kadar soruları çözersiniz bak Osman. Bir, iman burada. İlim burada. Eğer iman aşağıda, akıl yukarıda. Muvazenesiz olur. Bu adam acayip yerlerden de vurmuş. Acayip ilmi derinlerden bahsediyor. Ama hayatında din yok. Peki bu ilim taklidi bir ilim. Bir yerde kapmış.
siteden almış, bunları indirmiş. Bunu sahibi gibi taklit ediyor. Tamam mı? Yani veya Risale'den kalkmış. Yani şey gibi anlatıyor ama hayatında yok. Çünkü iman aşağıda, akıl yukarıda. Bu ne kadar problemse, tarikatlı, buna da şöyle misal vereyim kafanızda kalsın diye. Kafası, kabak, kar, fındık. Ne olur? Böyle hayatında pek din yok. Ama yukarıdan dem vurur. Kafası kabak, kalbi fındık. Tasavvuf daha çok olur. Kafa, kalbi kabak, kafası fındık. İmanı artmış. O nispetle ilgin yok. Bu sefer böyle meczup bari hareketleri olur. Böyle ne diyeceğini, nerede nasıl konuşacağını, nerede ne tepki edeceğini. Mesela depoda dolu bilgisi var. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, siyah ve sibakını bilmeden ben doğruyu söylüyorum. Doğruyu, doğru zamanlamasını yapmazsan, doğru yerde, doğru insanlarla demesen doğru yanlışa sebep olur. Bugün şey yaptılar, arabada da izah ettim. Abi o zaman... Yazar ha, bu kitap yazarı. Şimdi şeytanın vesvesesini bilmeye şeytan yeter mi kalpte? Yani ilk oraya mı geliyor yoksa akla mı, akla mı geliyor? Diye... Yok, akla direkt gelen vehim. Orada diyor, ha. Üstte diyor o zaman akla... Tabii akla geliyor, tabii akla geliyor. Mesela delinin vehmi yoktur, vesvesesi de yoktur. Çocuğun. Mesela çocukta niçin böyle hemen inanıyor yalan söylediğim şey? Çünkü aklında yalan denilen bir malzeme yok. İslam fıtratında sıdk üzerine kurulduğu için, doğruluk üzerine kurulduğu için daha yalan ezberlememiş. Öğretmemişiz yalanı. O zaman her söylediğini doğru sanır. Niçin? Yalan yok ki dünyasında. Adem Aleyhisselam niye şeytana vasıtasıyla kadını aldandı? Çünkü yalanı ilk defa görüyor, hiç görmemişti yalan. Yani hayat ilk defa yalan orada oluyor. Beka bulacaksın, yalan bu. Yalan yani, ilk defa. Peki niye aldandı denil, aldanmadı. Niçin? Yalan yok ki, ne deniliyorsa doğrudur. Hiç yalan konuşulmamış. Hiç yalan konuşulmamış. Peki nasıl, ya bir sürü diyor secde etmediği yer yok dedi yani. Şimdiye kadar doğru söylüyordu. Çal sen akşam namazı yani. Ondan sonra, çocuklar akşam nasıl namı yapacaktık? Evet. Peki bu ders az oldu. Nasıl yapacağız? 15-20 dakika. Ha, 15 dakika yapalım. Yapmadığım bir şey yapacağım. Namazı. Şimdi bak, biz burada Nur-u Muhammed'i, eğer dersen başta hemen bunu zikredelim. Bu Nur-u Muhammed'i de, bu meculdur. Nur-u Muhammed'i, meculun tamamı değil. Nur-u Muhammed'i, meculun bir sıfatıdır. Eneler buradayız. Bütün eneler buradadır. Benler var ya, benim kazam, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum. Benim hayatım, benim aklım ve şuurum, benim ruhum kaldırmaz. Benim ruhuma çok ağır geldi. Hatta dinimiz diyor ya, ruhunuzu kirletmeyin. Benim ruhuma ağır geldi. O ben diyen her şeye sahip çıkan ki ruh değil. Niye böyle yapıyorum? Niye benim? Ta ki o sahiplilikle sen ruh olmadığını bilesin. Benim ruhum derken bunu diğer ruh değil. Benim ruhum diğer ruh değil. Sahip çıkılan, sahip çıkan. Dolayısıyla bu, o ben bu. Peki sonra benim ruhum dediği bu. Burada. Tamam bak, arkasında ya. Görüyor musun Osman'ı? Bak, bu ben. Masum olduğu yer ben. Bu ruhun. Şurası ruh. Bu diyor ki ene şu. Benim ruhum. Gene bak, bu ene görüyor musun? Masum bak. Benim aklım dedi. Bu ene... Dedi ki benim kalbim, bu ene dedi ki benim his ve şuurum, his ve şuur, arş. Tamam? Benim kalp. Kalp. Ondan sonra, şimdi peygamber, büyük melekler uygulayayım bunu. Çok ilginç burası. Burasına Azrail, simgesel olarak mesele o. Lef-i Mahfuz'un simgeseli, Cebrail, Arş'ın mümessili, Arş, bütün esmaların perdesiz tecelli ettiği bütün esma, en azami derecede, hakim olduğu zemin, hayat olduğu için İsrafil, zıtların cemi ve şuurun,
Zıtların cemi ve şuurun. His ve şuurun. Şuurun. Zıtların cemi şuur. Şurası da Mikail. Kürsü. Tamam mı? Ondan sonra bundan sonra zaten bitiyor. Lef-i Mahfuz'un ispatta. Lef-i Mahfuz'un yani şunun yazar bozar tartasıdır şunun. Tamam bak ben size biraz karmak çormak mı oldu acaba? Bu ben diyen bu. Bu kalkıyor diyor ki benim ruhum buna diyor. Mahsa bakın bak. Mahsa bak bu ben, benim ruhum buna diyor. Gel buraya. Benim aklım buna diyor. Gel buraya. Benim, bu diyor ki benim hissim şu bu his. Ondan sonra bu diyor ki benim nefsim hani bu kürs. Burada bitiyor. Tamam mı? Sistem böyle çalışıyor. Şimdi ben size ruhun bir mahiyet hakikatinden bahsedeyim. Ondan sonra bir daha şey olur o çok önemli. Keşke kapatmasaydık ama kapattık. Şimdi ruhun mahiyetinden bahsedeceğim. Ruhun bir hakikati var. Şimdi mahiyet daha merkezde. Ondan sonra hakikat daha dişe vuruşu. Tamam mı? Şimdi ruhun şurayı sileyim. Aa bir dakika fotoğraf çekeceğiz. Evet. O zaman şunu şöyle yapayım. Ben çektim veririm abi sana. Çektin mi? Tamam abi ben alırım ondan. Tamam. Bunu çekeyim çünkü. Bak şimdi bu ruhun mahiyet hakikatında şey yapayım. Nereden geldiğini bu tek tek gidiyoruz biliyor musun? Yani derslerde böyle anlatma şansım yok. Yani şu şudur diyorum geçiyorum. Böyle tek tek mahiyet, hakikat, kanuniyet anlatamıyorsun yani. Olmuyor. Muhatabın da yok. Yok yani. Allah'a hamdolsun Enfusi dersimizi ikiye ayırdık. Bir de Enfusun Enfusisi var. Enfusi dersimizde şükürler olsun 30 kişiyiz. Ama Enfusun Enfus kişi 7 kişiyiz. Mesela onlarla dima yapıyoruz. Özün özün. Özün onu nerede yapıyorsunuz Hasan abi? Onu benim odada yapıyoruz. Çünkü her gün mü? Her pazar sabahı onda. Her pazar sabahı onda. Her pazar sabahı onda. Enfusun Enfusisi. Bir gün toplanıp gelsek bizi kabul eder misin? Olur. Hasan abi? Olur. Ama böyle gördüğüm gibi gelirsiniz. Tabii deftersiz geleni istifade için geleceğiz. Enfusun Enfusisi değil, sen Enfusi geleceksin. Çarşamaya geleceksin. Her pazar, mesela bu hafta Dima 10 olacak inşallah yaşarsak. 9 geçen gün, dün oldu. Yani çok ilginç. Dima yapılıyor. Dima'nın vahiy nasıl alır? Şimdi ruh abim. Ruh. Bir daha içinde bir kalem bir daha alın. Bu kırmızı içeriye girdi. Tamam. Eğer ben getiririm. Unutmasın. Şimdi bak. Bir hakikati var. Bir de mahiyeti. Dikkat ediyor musunuz? Oz'da göstersem bile yazınca beyninize daha çok gidiyor. Evet, çünkü Risale-i Nur kıraaten okumak, yazmak, dinlemekle nur talebesi olur. Hadis var abi diyor ki sağ elinizden eğer aklınızda kalmıyorsa diyor sağ elinizden yardım isteyin. Allah Allah. Yazın diyor. Bak izan oluyor o zaman. He? İzan oluyor o zaman. Ya izan evet. Kanun emr. Şu bir. Kanunu emr. İki. Ne var? Vücudun. Vücudun harici. Üç. Zişur. He? Zişur. Zişur. Ziyaret. Zi sahiplilik. Tamam mı? Böyle uzak yapayım ki anlarsınız. Zi hayat. Şimdi bunların tabii bu taraftaki karşılıkları var.
Peki kanun emrinin karşısında ne varmış? Mahiyeti nedir? Ene. Vücud-ı aracın karşısında ne var? Bak. Enaniyet ne var? Enaniyet. Enaniyet neydi? Hatırlarsınız geçen hafta. Enaniyet işte nefsin şeyi oluyor. Liste. Ha. Ezdeki. Ha. Bak. Eğer enaniyet, ruzname, takvim, intizam, mizan, evam, cami bir ayna, tamam mı? Bu enaniyettir. Bunu nefis kullanırsa kibir olur. Yani enaniyet olur. Enaniyet 146 emirden de bu haritadır. 7 tane sıfat söylüyor. Nefis gibi. Nefsin. Ha evet. Nefsi emmari lezzidir. Levame emulüm emutbayne lazim. Bunlar nimettir. Peki. Üçüncüsü nedir? Nefis. Bu. Zişur. Nedir? Kalp. İmanışla. Kalp. Bu. Ne demiş buna? Beşeriyet. Beşeriyet. Nefis. Yani. Kalp. Aha. Beşeriyet, nefis. Bunlar hakikatıdır. Beşeriyet. Bu dört tane özelliği var. Risale ne geçer? Böyle sıralama olmaz. Bunu kendisi yapmış. Bunu biz bulduk. Ne diyor? Ruh diyor, kanun emr, vücudu harici, zişur, ziyayattır. Çok yerde de söyler, 29'un sözde, aynı paragrafta, bir paragrafta iki defa zikreder. Tamam mı? Demek ki kanun emr, ziyayet bir kanun emirdir ya. Zişur'dur, ayna İsmail'dir. Zicevher bir cemil hayat sanatı olduğunda ruh mevcudu vücudu mahluk değildir. Mahluk değildir. Değil. Allah'a da geçiyor. Ama dördü bir araya gelirse mahluk oluyor. Şimdi bir şeyin mahluk olabilmesi için ilmi kelamda dört tane yazmıştım. Dört tane illet gerekiyor. Nurculuk'ta Risale'de üç tane. Hatırladınız mı? Bize yazayım mı? Yazmadınız. Bak, mahluk veya kanun arasındaki fark şu. Bak, mahluk olması için ilmi kelamda dört illet lazım. Tamam mı? Dört tane. Yani mahluk. Sen çekirdekteki program. Şimdi ne lazım? Bir. İlle-i maddiye. İlle-i gaiye. Suriye. Failiye. Failiye. Bu dört tane bir araya gelirse mahluk olur. Yani fail olacak. Kim fail? Madde olacak, sureti olacak, gayesi olacak. Mesela bir elma. Bir Allah lazım. Onun için bir madde lazım. Hangi şekilde yapacağız? Bir de onu yapmakta gayesi olması lazım. Bir daha. Allah lazım elma için. Gayesi olması lazım. Ne yapacağım? Gaye. Ne için yapacağım? Madde lazım. Ondan sonra madde lazım. Bir de tam da neyle benzesin? Suret lazım. Bir daha ezberle olmasın diye. Bir elma için Allah lazım. Allah'ın bir gayesi lazım. Allah'ın o yapması için ilk önce bir sureti lazım. Sonra onun maddesini. Maddesi. Oldu mu? Buna ilmi kelamda buna ne deniliyormuş?
mahluk, yani oraya yani aşağı gelelim çünkü Nurcun Risale'nin orada başka şey yapacağız. Yani illeti tamme. İlleti tamme bu. İlleti gördüğün zaman illeti tamme. Peki İlmi Kerem, unutmayın şu cümleyi. Her fen kendi lisanıyla doğar. Fiziğin tabirleriyle biyolojiyi çözemezsiniz. Mesela fizikte atom var. Atom tabiri. Tamam mı? Kimyada hücre var. Çözeltili. Yani fizikte atom. Tamam. Şimdi atomu sadeleştirelim. Minnacık desek, atom denince bizde oluşan olguları minnacık da olur mu? Eğer fizikçi olmak istiyorsanız, ilk kim başlatmışsa bunu, ona ne yüklemişse, ne tabir koymuşsa onu bilmek zorundasın. İlk kim başlatmışsa. Şimdi ben mecul yerine ekul yazsam olmuyor. Ne abi? Ekul. Mecul yerine. Mecul. Hakikat yerine makritikat. Attım kafadan ya. Adam sadeleştirmek için şeye ne demişti? Amud-u Nurani, ışıklı direk. Işıklı direk. Miraca da merdiven demiş. Evet, merdiven. Şimdi, atom yerine minnacık desen olur mu? Sen tamam, hiç böyle fiziği bilmedin. Kardeşim minnacığı öğrenmek lazım. Minnacık küçük bir şey biliyor. Ufak bir şey biliyor. Atom deyince elektronlar, protonlar, nötronlar vesaire. Şimdi her fen için söyledim. Her fen kendi lisanıyla doğar. O feni bilmen için. Kimyayı, kimyada bir redox'tan geçmek için 108 tane elementimiz, en az ben 70-80 tane atom ağırlıkları ile beraber simgelerini, elementlerini biliyordum. A, U, M, G, M, N. En az 60-70 tane. Şey şimdi demiyorum ama okulda kimyada birinciydim. Okulda. Matematikte 3-4'üncüydük ama kimyada hoca sayısal oluyor zaten. Evet. Ben ikisinden de mezun oldum. İkisinden de diploma aldım. Hepsinden mi? Çünkü şey, o tam bir fırsat, ona da girebiliyordun ama daha çok şeyden. Şimdi ben kimyada imtihan olacaktı. Girdik, imza şey, isim yazdım. Hoca derdi getir kağıdı. Daha hiç soruyu yaz, ver kağıdı, çık. Çünkü şey yapmasınlar. Şey için demiyorum. Yapan. Ki çok merak ediyordum, çok seviyordum. 2-3 defa hocanın hatasını bulunca hoca daha beni yazılı almıyordu. Almadı. Çünkü kimyem çok acayip değil mi? Şimdi her fen kendi lisanıyla doğar. Ben dersi iyi dinlerdim. Çok çalışmazdım. Çok iyi dinlerdim. Hoca bir yeri vurguladım, onun soru soracağını biliyorum. Bir de dikkat ederseniz usulü çok iyi yapmaya çalışıyorum. Usul. Unutulmamak için. Şimdi her fen kendi lisanıyla doğar mı? Doğar. Risale-i Nur da bir fendir. Kainatın dilini dilimize çeviren bir tercümandır. Peki nedir kainat? Allah'ın iki tane ayeti vardır. Bir, geçen hafta girmedik fazla. Vahiye girdik. Vahiy sari, vahiy zimni. Mesela kelam sıfatından gelen Kur'an. Ne lazım? Cebrail lazım. Peygamber lazım. Bize gelecek. Bir daha vahiy sarihte Allah'ın kelamının bize gelmesi için Cebrail lazım. Peygamber lazım. Bize lazım. Kainata da bimin ayatına diyor. Ayetlerimiz. Kelam sıfatından gelen Kur'an budur. İrade sıfatından gelen şu mevcudattır. Bu da ayettir. Bu kelam sıfatından gelen Kur'an'la boyalanan bir fıtrat, irade sıfatından gelen, ki peygamber yok, Cebrail de yok, kainat kitabındaki ayetleri okuma yetkisini ele alıyor. Kainattaki ayetleri okumak için adeta vahiy alıyor. Bunu bilmeyen insan, ya girmedim daha. Ve avha rabbuke en ahili men ittehaze ila cibali suyutamid. Şey, arıya vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. Tamam mı? Nerede geçiyor? Şualarda 17. şey, 7. ayeti kübrada geçiyor. Arıya vahyettik.
temin edip kıvranıp duruyoruz. Yani vahiy nasıl olacak? Cebrail gelmemiş ki. Cebrail gelecek, peygamber gelecek, vahiy olacak. Peygamber mi bu ya Arya? Arya vahiy. Ayeti sırf kelam sıfatına gelen ayeti bildiğimizden dolayı tevil etmek, kıvranmak, çamaşır gibi kıvrılma ihtiyacı duyuyoruz. Risale bunları çözüyor. Demek ki iki tane ayet var. Bir, kelam sıfatından gelen ayet. İki, irade sıfatından gelen ayet. Kudret yaratmış ama ortaya çıkana irade denilir. İradesi bu. Şimdi, buraya yazacağım ve namaza geçeceğiz. Kelam sıfatından gelenin, arada Cebrail var, peygamber var, boyalanıyor. Ne yapılıyor? Unutmayın diye atıyorum takkiyi. Kafayı inşaat. O kelam sıfatından gelen ayetleri Cebrail, peygamberle kafam inşaatta kalsın. İnşa. İnşa olan dimağ kalbi ihya eder. Tamam? Neticesinde tefekkür mü ortaya çıkıyor? Heh. Tefekkür, izah. Artık sistem çalışıyor. Sisteme girmeyeyim. Bu sistemle İrade sıfatından gelen doldum, çevirdim kafayı, irade sıfatından gelen kainatın ayetlerini Cebrail'siz ve peygambersiz okuyor. Abi şöyle oluyor değil mi şimdi? Şimdi kelam sıfatından geliyor, bizi boyuyor, boyanıyoruz. Şöyle diyeceksin, inşaat, inşa ve iyya ettikten sonra kelam sıfatı, benim bir şey yapmaya da onu söyleyeceğim. Kelam sıfatından geliyor, bizim bir nevi gözümüzü açıyor gibi yani. Şu, bir daha şu an yaptığımız şey de, hani kitab-ı kebir kainat olan insan diyor ya, biz şu an insanı okuyoruz zaten direkt, tüm kainatı okumuş oluyoruz. Yani ikisini böyle döngü haline gir sanki. Buradan geliyor, buraya ulaştırıyor. Yani. Aynen. Kendimizden başlıyor sonra tekrar, benden başlıyor bana getiriyor yine. Peki. Neye götürdün beni? Allah Resulü diyor ki, kainat, altı harfle yazılmış. Beş tane harfle Kur'an yazıldı. Dört tanesiyle İncil yazıldı. Üç tanesiyle Tevrat yazıldı. Tamam mı? Altı tanesiyle insan yazıldı. Şimdi iman esaslarında hep hüküm var. Altıncısında izah var. Amentu billahi. İzah yok. Ve melaiketihi. Amentu billahi. Ne demek? Allah'a iman. Allah kim? Benim dışımda. Tamam mı? Daha sonra ben bunu da yazayım namaza geçelim. Bak amentu billahi. Gene döndüm bana geldin getireceğim. Allah bizim dışımızda mı? Evet. İzah da yok. Ve melaiketihi. Melekler benim dışımda mı? Dışımda. Ve melaiketihi. Ve kütübihi, benim dışımda. Ve rusuli, benim dışımda. Ve yevmil ahir, benim dışımda. Ve bil kaderihi, hepsinde hiç düz vardır, bunda izah var. Hayrihi ve şerri izahdır. Ve bil kaderi nedir? Aç parantez. Hayrihi ve şerri. Peki nedir? O beş tane iman esasını hazmeden kişiyi tanımaktır, kadere iman. Hepsinde hüküm var, peşinde. Amentu billahi, izah yok. Ve melaiketi, izah yok. Ve kütübi, izah yok. Ve rusuli, izah yok. Ve yevmil ahir, izah yok. Ve bil kaderi, dur. Hayrihi ve şerri, izah. Kim? Onu hayri ve şerri anlayacak kişi. İşte bugünlerde kader, size de kader yapacağım Allah nasip ederse ama. Şeceri hikatın alfabesi. Dolayısıyla İnsanla Allah mabeyninde hiçbir berzah yoktur. Şimdi Risale-i Nur'a göre illet-i tamen yazıyor. Şimdi şurada aynı yerde arkadaşlar. Ha, şuraya diyorum ki şuraya şu harfle Risale-i Nur'a göre illet-i tamme bir, iki, üç tanedir. Nedir? Cis
cismaniyet olmuyor mu abi burada? Yok. Vücub, vücub, lüzum, zaruret. Bu Allah-u Alem hatırladığım kadarıyla sözler 464 müydü? Lüzum, lüzum, şey vücub, lüzum, zaruret. Şeyle kader esasında mı? Evet, 464 olsa gerek, varsa sözün bakarsınız. Bakın ben de tatmin oldum. Bizim dersleri daha iyi anlamamız için bir şey söyleyeceğim de. Söyle. Şimdi şu konuların, konulara bir manşet ve başlık yazsak, konuyu bölümlesek biz daha iyi anlarız. Doğru, doğru. Sen de şey, vücudu 467. Heh, şimdi bak, ben bunu şöyle yaptım Murat yayında. İnsanlığın serüveni yeni başlayanlar için, yani alfabesi diye. Ama zaten yayınlarken şöyle diyoruz. Keşke olsaydı. Geçen hafta vahiy. Şimdi mesela bu hafta da ruhun mahiyeti, hakikati. O olmasa bir başlık olarak atsak, ondan sonra şu tablo olsa çok daha... Çok karışık. Harika. Mağlul vücut oluyor abi. Bu mağlul dizilerde bir vücut olay mı? He. Orası mı? Bak şu. Ben şimdi hepsini yeniden yazacağım. Bu zamana kadar yaptığım dersleri. He. Başlıklıya başlıklıya. Çok çok önemli ya. Çok önemli. Bak. Bak diyor ki, emri itibarı ise illeti tam istemez ki, illeti tam vücudu için usta diyor. Bak ne diyor? Lüzum. Başta lüzum dedim. Zaruret iki, vücub üç. Değil. Tamam abi. O zaman sırasını oradaki sıraya göre yapayım. Tamam. Lüzum başta abi. Evet. Lüzum. Tamam. Zaruret vücub. Lüzum zaruret. Lüzum, lüzum, bu yok değil mi? Nokta yok. Lüzum, zaruret, öyle mi? Zaruret, vücud. Halbuki bir fotoğraf çıksın. Ondan sonra, ötekisi çok önemliydi. Mahiyet, hakikat, kanuniyet, suret. Ama milleti öyle anlatmıyor derste. Enfus'u da anlatmıyorum. Enfus'un enfus'isini anlatıyorum. Kanuniyeti. Çünkü onu da soktuk. Biraz şu oluyor. Patenaj yapıyoruz. Şimdi bu zişur burada. Tamam abi. Yine beşeriyet, nefis, ziyarettir. Şunu eğer şey yaparsanız şunu uzak yapayım ki daha bu sahiplik olsun diye. Zihin, şuur. Biraz da şey mi oldu? Hatta o peygambersiz, işte Cebrail'siz şeyi, o zaman çok tuhaf oluyor. Yani adam onu yani şey olsa yanlış anlıyor. Abi yani. Neden, ne diyorlar ya bunlar? Kainat kitabı zaten konuşuyor. Oysa Allah çiçekleri ne diyor biliyor musun? Femin ayatina, ayetlerimiz diyor, çoğundur o. Femin ayatina, elma, armut ve ayettir. Ayet ne demektir? Delil, burhan, ispat ve varlığına zorunlu kılan alamet. Bu lügatta yok. Evet. Bu lügatta göremezsin şu anda ağzından çıkanı. Varlığını zorunlu kılan alamet, işaret. Evet. Allah'ın. Çok güzel bir tabir o. O yazarsanız ben de istifade edeyim. Ben de yazarım onu. Onu yazalım. Yaz. Varlığını zorunlu kılan işaret ve alamet. Ayet. Ayet değil mi bu tanrı? Evet. Ki Arabi geldi bir ayet istedi diyor. Evet. Yani ayet istemene bakmaz ki ama mucizeyi ayet olarak da değerlendiriyor. Ayet. Zorunlu kılan zorunlu ve zaruri. Zorunlu ve zaruri. Zaruri kılan işaret ve alamet. Te ayet denir. Ama bu yoktur lügatta. Bu da yeni mi geldi aslında? Yeni.
Allah, ben yoksa yazar mıyım? Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Abi bir şey söyleyeyim. Onun için defter açık oluyor. He. Şimdi yani biraz önce tefekkürü şey anlattınız ya, kiradan, kelamdan gelen. Şimdi o zaman tefekkür en son ortaya çıkan şey oluyor. Kalp çalışması, iman çalışması lazım, akıl çalışması lazım, hepsinin doğru bir şekilde çalışması lazım ki tefekkür yapabilir. Tefekkür nedir? Tefekkür ruh kıblesidir. Yani böyle bakmayla olmuyor. Yani. Değil. Tefekkür aklın kalbin bütünlüğünden çıkıyor zaten. Kalp devre dişi olursa düşünce olur. Akıl süzgecinden... Yani mesela akıl, kalbin marifeti yoksa, nuru yoksa, yani akıl kalp bütünlüğünden çıkıyor. O zaman tefekkür diye bir dersimiz var. Çok bunun daha yeni yapıldı. Çarşamba günü yapıldı. Sitede çok ilginçtir. Risale-i Nur dersi değil. Şöyle yazıyor. Tefekkür 8. Risale-i Nur dersi değil. Risale-i Nur'dan çıkartılan özlü cümleler. Şeyler değil mi abi? Düşünmeyle tefekkürün farkı. İşte o bir şey, bir parça. Şimdi burada kesiyoruz, namaza gideceğiz. Herhalde bu içerisine girmedik. İnşallah haftaya şey yapacağız, tamam mı abi? Soracağınız var mı bu konuyla alakalı? Hani bunu uyguladın ya biraz önce maddeye gayet sürekli. Ha, bir de mi öpeyim? Yani bunu uzun zavret, vücut onu da... Onlara yaparsak anlamayız nefes şey, namazı. Tamam. Ufak bu şey yapalım. Şimdi... Giremeyiz. Peki şöyle yapalım. Sen ya haftaya sen de bunu isteyin. Hani soru sordum ona başımı hiç sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Tamam. Lüzum, zaruret vücut hepinize bunu soracağım ben. Yani de ki herkes araştırsın. Olmaz mı? Ama şöyle. Sizden böyle dörtte bir paragraf istiyorum. Yani şöyle, biz yarım sayfada değil. Tam olarak ne yapmamızı istiyorsun? Lüzum, zaruret vücut nedir? Ne demek? Ha ama lügata bakıp sonra tanımlamasını külliyattan bulacaksın. Nasıl yapacaksın? Lüzumun bütün lüzum paragraflarını oku nota. Her bu paragrafı okudun. Aa, burada bu anlaşıldı. Bu paragrafı yaz. Sonra zaruret. Zaruret külliyatta nasıl geçiyor? Bu birinci paragraf, ikinci paragraf. Zaruret bayağı geçiyor. 40 tane. Onu oku. 1, 2, 3 mana çıkar. O paragraf aynı yaz. O paragraf kendisi değil. Cümleyi en can alıcı paragrafın en alıcı cümlesini yaz. Oradan çıkarımını yaz bir cümleyle. Elinden geldiği kadar bir cümle veya taş çatası iki cümleyle ifade et. Vücut hani geçti ya geçen müzakere. Evet. İrade ilahiyenin cüz-i ihtiyarla külleşince vücut oluyor. İkisi yani, bir araya gelince. İrade cüz-i külliye. O zaman da vücut oluyor, ortaya çıkıyor, mahluk oluyor işte. Harika. Ne oluyor? Vücut oluyor değil mi? Yani. İrade cüz-i ihtiyar. Evet. Şimdi onu tek tek bakacaksınız, tamam mı? Tek tek öyle toplayacağız. Hadi bakalım. Hem de bu ders oturmuş olacak. Ama kesinlikle şeyi, şeceri hilkati ana temaları zaten 7 tanedir. Mecud, tabuk hadisen, arş azam, lef-i mahfuz, arş, cennet cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahfi ispat, alem-i şahadet. Aradaki lef-i mahfi ispattan, kâf-nun tezgahı, alem-i berza, yedi kat sema, alem-i şahadet. O da ezberlersin, tefekkürünü şey yapacak. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات